Zaten siyasi, ideolojik hiçbir eleştiriden de hayıflanmamız, rahatsız olmamız söz konusu değil. Bizim görevimiz bu yani. Halk bizi seçti, getirdi. Bize verilen yetkiler çerçevesinde, doğrular çerçevesinde biz bir mücadele veriyoruz. Hı hı. Halkın çatısının altında aslında. Ama olayın özellikle son birkaç gündür neredeyse böyle vicdansızlar, evet, katiller boyutuna getirilmesi, yani kişisel olarak aslında üzerimize gelmesi açıkçası beni rahatsız ettiğin ötesinde çok üzdü. Yani ben bugün baktığımda bu mesele, yani öneriyi şu gün, bugün itibariyle hasbelkader biz vardık mecliste, biz verdik Doğuş Derya arkadaşımla birlikte. Başkası da olabilirdi, başka bir partiden de gelebilirdi. Bu veya başka konularda öneriler, ama bunu böyle kişiler üzerinden onlara böyle hedef gösterilerek yapılması en üzücüsü o oldu. Yani ben bakıyorum, hiç de hoşuma gitmez böyle meseleleri kişiler üzerinden konuşmak. Çünkü bu benim kişisel meselem değil. Ben bunu toplumsal bir mesele olduğum için bunun yanında duruyorum. Ama yani ben bir anneyim. Doğuş'un çok sevdiği yeğenleri, yani biz sanki uzayda yaşıyoruz. Etrafımızda küçük çocuk yok ya da olayın böyle cinayet boyutuna getirilmesi inan beni kalben de üzdü. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz bunu, yani buna benim de canım sıkıldı. Seni üzdü ama benim de buna çok canım sıkıldı. Çünkü şöyle bir kutuplaşma oldu bizim toplumda. Küçücük bir toplum. Sağcısı, solcusu, UBP'si, CTP'si diye bir noktalara geliyoruz. Ve benden olmayan birileri bir şeyler yaptığı zaman anlamadan, bilmeden böyle totalli bir muhalefet ona karşı. Be başkan, bir dinle ya, bir anla bakalım ne der bu insanlar. Yani bugün Faiz Sucuoğlu'nu da dinledim. Direkt olarak 20 haftaya karşıyım dedi mesela. Aslında ona da sormak isterim. Belki de onu da çağırırım bu hafta, uyarsa gelsin o da. Nedenini mesela. Neden ona karşıyım? Tabii ki ben birazcık da duygusal bir noktadır bu toplumun içerisinde ve çok konuşulur. O yüzden böyle daha böyle bizim anlayacağımız dilde götürürsek bu bir saati, tamam, çok çok memnun anladım olacağım. Öncelikle şunu ama kısaca söyleyeyim. Yani bu ceza yasası değişiklikleri aniden gökten zembilden inmedi. Yani biz zaten hatırlayacaksın 2014 yılında da bir paket hazırlamıştık özellikle cinsel nitelikli suçlarla ilgili. Tamam, ne oldu, o da yürürlüğe girmedi. O yürürlüğe girdi, bugün uygulanır. Hatta bugün baktığımızda hatta öyle maddeler vardı orada. Mesela erkek çocuklar cinsel tacize, tecavüze uğradığında hafif suçtu, bazı zaman suç bile değildi. Eşcinsel ilişki üzerinden ancak mahkemeler bir ceza verebilirlerdi. O da hafif bir suç olarak olurdu. Ya da efendime söyleyeyim, işte cinsel taciz, cinsel saldırı gibi suçlar yoktu. Zaten bölümün başlığı gibi bile, yani ceza yasasındaki ilgili bölümün başlığı bile ahlaka aykırı suçlar. Yani 100 sene öncesi koloni mantığından kalma, yani bireye karşı işlenen bir suçun aslında toplum ahlakıyla ilişkilendirilmesi ve cezaların ve suçun niteliğinin o çerçevede öngörülmesi vardı. Yıllarca biz infial yaşamadık mı işte? Küçük çocuğa tecavüz olur ya da istismar olur ya da işte küçük eşlerlilikler olur. Daha birkaç hafta önce bile medyaya yansıdı. Ne oldu? Bu yasanın geçmesiyle artık yavaş yavaş kararlar da okunmaya başladı. Çok daha ağır cezalar, çok daha dediğim gibi çocukları, kadınları ve genel olarak kişilerin vücut bütünlüğünü koruyucu bir hale getirdik. Ve bu da süreç içerisinde görülüyor, daha görülecek. Ha, ceza yasasında tabii ki yapılması gereken birçok yasamızda birçok değişiklik var. Yani şimdi var, buluyoruz, birçok yasamız sömürge zamanından kaldı. Yani o günden bugüne İngiltere'de yasalar ne kadar çok değişti. Yani temel aldığımız hukuk sistemimizde. Bugün Türkiye'de bile, yani Avrupa Birliği uzlaşma süreci olsun, işte imzaladığı insan hakları sözleşmeleri olsun, onun altında ne kadar değişiklik yapıldı. Biz hala da aynı noktadayız. Biz her zaman tabii ki güncel sıkıntılarla ilgili, işte bugün neydi, Merkez Bankası'yla ilgili değişiklikler, bu yasalar olurken ama insana dair, hayata dair, bireye dair yasaların da her zaman önünün açılması görüşüyle bugüne kadar biz partide bu mücadeleyi verdik. Sadece ben değil, birçok arkadaşım. Ve o zamanlarda da mesela gündemimizdeydi, birazdan anlatacağım, insan kaçakçılığı gibi suçlar, insan ticareti var gibi suçların. Ama paket büyüktü, tartışılacak çok madde vardı. Bunu ayrıştıra ayrıştıra olmanın daha sağlıklı olacağını düşündük. Hazırlayabilmek de her şeyi bir kere de kolay değil. Çünkü düşününüz, ben hasbelkader hukukçuyum. Olmaya da bilirdim. Yani bugün herkes böyle vekilleri de eleştiriyor. İşte ne yaparlar, ne yaparlar, ama meclis yapısına baktığımızda bizim, yani gelen bakanlar kurulundan gelen yasa tasarıları dışında, ki onlar bile çoğu zaman bazı sıkıntılı geliyor. Hukuki açıdan düzeltmesi falan çok da olanağı yoktur vekillerin
bir şeyleri ucundan tutup alıp götürsün. Yani bunu da bilmemiz lazım. Hı. Yani yaptığımızda kendi kişisel emeklerimizle, mücadelelerimizledir çoğu zaman. Ve o dönemde de gündemdeydi ama dedik bunu bir sonraki pakete. Ha ne oldu? Araya başka birçok şeyler girdi. Zaten ötelendi ama zaten çalışmalarımız vardı, devam ediyordu. Ve sadece ceza yasasıyla ilgili değil, toplumsal cinsiyet eşitliğini olumsuz yönde etkileyen diğer yasalarımız da var. Bugün veraset yasası baktığınızda düşününüz ki işte erkek diyelim öldüğünde ve aynı evi, aynı hayatı paylaştığı karısı eğer çocuklar varsa sadece 6'da 1'ini alabiliyor. Bütün mirastan da sadece evden de yani bu dünyanın geriye kalanına baktığımızda en azından evlilik birliği içinde kullanılan evse kadına ya da eşe diyelim daha çok hak veriliyor. Mirasın geriye kalanı tamam tabii ki çocuklar vesaire arasında neyse miras kuralları bölüştürülecek ama o aynı evi bütün hayatı boyunca yaşayan insanın söz hakkına önem veriliyor. Ya da işte gayrimeşru çocuklar diye bir yasamız var. Düşün ve bugün evlilik birliği dışında doğan çocukların evlilik birliği doğan... Var mı öyle bir yasa? Tabii adıdır. Neydi gayrimeşru çocuklar? Tabii orası gülüldü. Evet yani evlilik birliği içerisinde doğan yani nesebi sahih olmayan çocuklar dediğimiz çocuklarla ilgili işte o babalığın güzelde bir karar oldu geçen gün yüksek mahkemede. 5 yıla da sınırlardı kadının ispat etmesini, babanın kim olduğunu. En azından o zaman dilimini yüksek mahkememiz ortadan kaldırdı anayasaya şey yaptı ama. Yani bunun gibi gerçekten birçok yasa vardır dokunulması, ellenmesi gereken. Gönül isterdi ki keşke o imkanlarımız olsa ülke olarak da böyle bir seferberlik olsa. Her şey ele alınsa, her şey değiştirilse ama bu yapılamıyor diye de bariz sıkıntıları da yani oturalım ben kendimi yediremem. Aldığım parayı bu halkın vergileriyle yani benim zaten bir işim gücüm vardı. Niçin geldim meclise? Kendi birikimimi, kendi desteğimi, kendi alanımdaki donanımımı aktarayım toplumsal bir fayda için. Ben bunu da yapmazsam ne yapayım yani oturayım bekleyeyim gelirse yaparız işte bir tek komiteye gideyim çıkayım. Ben hiçbir zaman zaten böyle bir vizyon benimsemedim. Her zaman çalıştım. Başka arkadaşlarımız da zaten dediğim gibi ayrıca çalışırlar. Ha buzdağının yüzüdür. Hepsi bunların görülmesi hepsi hayata da geçmez ama bu bizim vazifemizdir. Bundan da hani şey duymam, rahatsızlık duymam. Yapacağız tabii ki. Görevimiz budur. Ha bu meselede ne oldu? Geçen sene hatırlayacaksın. Örneğin polis teşkilatımızda 7 tane yasa hazırladılar. Gündeme düştü. Yapılması gereken değişiklikler. Bir tane, o 7 yasadan biri de ceza yasasıydı. Ve bizim kendi polis teşkilatımızın tespiti vardır. İnsan kaçakçılığı, insan ticareti, suç örgütleri bu ülkede sıkıntıdır ve bununla ilgili yasal düzenleme yapmamız lazım. Biz yani sadece örneğin uluslararası sözleşmeleri, sınır aşan örgütlü suçlara karşı işte Birleşmiş Milletler'in sözleşmesi var, ek protokoller var. Onlara baktık ama polis örgütümüzün önerisine de baktık. Türk Ceza Kanunu'na da baktık yanı başımızda Türkiye'den. Bunlar zaten gündemdeydi ama bugün neyi tartışıyoruz bir tek? Hafta şu muydu, bu muydu, bu olursa evet, 10 hafta olmaz, olursa tamam, 20 şu olursa, olursa olmaz. Bir örnek daha vereyim girmeden yasa dışı hamleliğe örneğin. Mesela biz İngiliz hukuk sisteminde eskiden 100 yıl önce geleneksel olarak kürtaj da her türlüsü ve intihar teşebbüsü de yasaktı. Ve düşün yani eğer sen... Ve bugün var bu vakalar ha bunlar hayali değil bugün mahkemelerde var. Ama zaten bu sizin getirdiğiniz 6 değişikliğin içerisinde o intihara teşebbüs evet. de var değil mi? Evet tabii ki yani bunu da getirdik yani bir tek buymuş gibi algılanması da beni. Zaten o yüzden bugün buradayız evet. ha bunları anlatalım yani diye. Yani bugün sorun avukatlarla konuşun yargıçlarla konuşun düşünün bir birey bir şekilde hayatının öyle bir noktasına geldi ve canını almaya karar verdi yahu neyse artık yani maddi manevi içinde olduğu durumlar ve beceremedi. Bu insanlar bugün mahkemede yargılanır. Dava okunur bu insanlara. Artık yargıcına göre herkesteki biraz da kendi dünya yani görüşüne. Yani intihara teşebbüs etti diye evet, yargılanın. Tabii ki suçtur yasamızda. Ya ben bakarım şimdi bu uygulama Anglo-Sakson İngiliz hukukundan gelir. 1961 yılında İngiltere intihara teşebbüsü yok ki teşvik falan. O tabii ki hala daha suç kalsın birini. Kalsın. O ayrı bir şey. Ama bireyin intihara teşebbüs edip başaramaması halinde bunu ceza olmaktan çıkardı. Çünkü bakıldı tabii geçmişte kilisenin falan da baskıları vardı işte canını alma falan. Gelişen dünyada insan haklarının oturmaya başlaması halinde ne dendi ve bakıldı intiharların önüne. Bu çünkü sosyolojik, psikolojik, sosyal bir vakadır. Hem kişiyle alakalı hem toplumla. Bunu yasaklayarak zaten geçemiyoruz ve bu insanları bir kere daha travmatize ediyoruz. Koruyucu, önleyici tedbirler almak
lazımdır denilirdi. Ve suç kapsamından çıktı. Öncesinden kişinin o hale gelmemesi, o noktanın öncesinde tespit edilip bugün yani çok kişi var, İngiltere ile bağı var, kendisi gider gelir. Mesela orada o şeyler vardır. Özel numaralar vardır. Kendinizi kötü mü hissediyorsunuz falan. Hep reklamları da çıkar. Arayın, konuşalım ve profesyonel kişilerden destek verilir. Yoksa yani şey zihniyeti, yasaktır, yasaktır, yasaktır yaparsam da bir de ben cezalandırırım zihniyeti. Zaten belirli alanlarda, belirli konularda o toplumsal sıkıntının önüne geçmeyeceği o gibi. Hep yasaklayıcı ve cezalandırıcı bir yöntem. Evet, yöntem. Modern ceza hukuku da bunu terk etti. Ve bazı suçlar da vardır. Siz onu yasaktır diye o suç işlenmemezlik etmez ya da yasak olmadan çıkardığınızda da aniden insanlar o suçu işleyecek diye bir şey yoktur. Yani tabii ki işte çeteleşme varsa, mafyalaşma varsa tabii ki en ağır tedbirleri alırsınız ki herkes bilsin. Ya da işte bir hırsızlık gibi suçta tabii ki cezalandırılıcı olacak. Ama örneğin kürtaj gibi bir meselede 100 yıl önce Avrupa'nın çoğu yerinde de yasaktı. Ne oldu? Statistiklere baktığınızda yasak olduğu zaman da daha az kürtaj ya da hamileliği sonlandırma vakası olmuyordu. Ve buna neden olan, yani bu istenmeyen hamileliklere neden olan faktörlerin önüne geçmeyi hedefledi modern toplumlar. Çünkü cezalandırmak engellemediği gibi ne yapıyor? Merdiven altına ediyor. O ne çok yapıyor? Tehlikeli. O çok tehlikeli. Kadının kontrol hayatı riskte, kontrol edemezsiniz. Bunun buradan böyle istismar edenler var bunu. Yani her şekilde düşünün, siz yardıma ihtiyacı olan bireyi toplumun dışına itiyorsunuz. Ve bunun da önüne geçmek adına burada da yani artık dünyada baktığımızda işte cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar, korunma yöntemleri. Yani bir de çünkü şey yapıldı, bize böyle akıl veriliyor birkaç gündür. İşte kürtaj korunma yöntemi değildir. Biz de biliyoruz olmadığını. Biz de zaten ceza yasasının değişmesiyle bu sıkıntının ortadan kalkmayacağını da biliyoruz. Bunu bilecek kadar dünya görüşümüz, ilkilimiz, alakamız, bağımız var toplumlarla ve dünyayla. Ama nedir? Bu birçok bacakta mücadele edilmesi gereken bir sıkıntıdır. O yüzden birçok ülkede müfredata girmiştir. Korunma yöntemleri liselerde, üniversitelerde ihtiyacı olan kişilere bedava hizmet ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir falan falan. Biz bunları hiç tartışmayacağız bir toplumda. Bunlarla ilgili sıkıntılarımızı göz ardı edeceğiz. Ondan sonra istenmeyen bir gebelik yaşandığında da aman da nasıl yaptı? Bir de sanki hiç kimse yapmaz. Bir de herkes aniden böyle bir aziz gömleğini de giymeye bayılır. Bir de sanki de sadece kadın tek başına yapar. Aynen öyle. Ve o kadını ya da kadınları böyle bir yerde cani damgası vuracağız. Ha neydi bugüne kadar? Bir de diyen arkadaşlar da var. Ya o zamanlaması da galiba iyi olmadı. Keşke başka zaman. Bu zaten sıkıntılı ve kritik bir konu. Birçok yönüyle tartışmaya muhtaç bir konu. Dünyanın her yerinde tartışıldı, tartışılmaya da devam eder. Siyahı, beyazı, doğrusu, yanlışı diye bir mesele yok. Yani bugün dünyada baktığınızda kürtajın, hamileliği sonlandırmanın tamamen yasak olduğu ülkeler olduğu gibi bu konuda örneğin Kanada gibi herhangi bir düzenlemesi olmayan ülkeler de var. Ama gösteriyor dünya uluslararası örgütlerin yaptığı araştırmalar sayıyı pek de etkilemiyor ya bu. Kürtajda hamilelik sonlandırma sayısını. Ve bu vesileyle, bu davalar vesilesiyle toplumsal da bir farkındalık oluştuğuna biz inandık açıkçası. Ve dedik ki bunu aslında tartışma zamanı da şimdidir. Çünkü bugüne kadar o veya bu şekilde yokmuş gibi davranıp bir şekilde de herkes idare ederdi tırnak içerisinde söyleyeyim. Maalesef öyle. Bu problemi göz ardı ettik. Madem bir problem olduğunu tespit ediyoruz ve ben bu tespiti toplumun yaptığına inanıyorum. Çünkü o davalar gündeme geldiğinde de mahkeme sürecinde de mahkeme sonucunda da yani görüşü ne olursa olsun herkes bir şey söyledi. Herkes bir şekilde etkilendi. Madem bu bir toplumsal ihtiyaçtır, şu andaki durumun tatmin edici olmadığı, günün koşullarına cevaz vermediği, bizim de zaten gündemimizdeydi. Bunu hızlandıralım. Hani bu zemin oluştu ve doğru zeminde bunu tartışmaya açalım. Nedir doğru zemin? Kartal, ben bugün baktığımda demokrasiye inanan bireyleriz değil mi? Doğru zemin bu tartışmaların tabii ki herkes bireysel özgürlüğüdür. İstediğinde evinde de tartışır, iş yerinde de tartışır, kahvede de tartışır ama
Sağlıklı zemin nedir? Halkın iradesiyle oluşan mecliste, komitede tartışılmasıdır. Biz basın açıklamamızda da Cuma günü sevgili Doğuş'la, yani isteyenler izleyebilir. Zaten izlenmediği içindir de bu tip tepkiler diye düşünüyorum. Söyledik, bakın dedik. Biz bu konunun... Hatta sivil toplum örgütleri falan da katıldı, evet, o mavi salondaki değil mi? Evet, evet. Ve biz dedik ki yani biz bu konu... Zaten biz istişare ettik öncesinden. Kadın örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle, dünyadaki örneklere baktık. Biliyorlar mı oraya katılan örgütler? Yani bilinçli miler? Özür dilerim bunu sorduğum için. Geldiler ve kendilerine de verdik zaten. Ve bize dönüş yapmalarını talep ettik. Sözlü, yazılı, e-mail yoluyla zaten komitede çağrılacak. Var mı bir geri dönüş? Şu an itibariyle Cuma'dan bugüne... Çok sıcak daha da. Yok, çok sıcak çünkü zaten iki günde dönüş de yapamazsınız. Yani işin ciddiyetinin farkında olan örgütler ve kişiler zaten okuyup, değerlendirip yapacak bunu. Ama biz o gün de söyledik, bakınız dedik, biz bunun siyah beyaz bir mesele olmadığını biliyoruz. Biz kendi araştırmalarımızdan, kendi yaptığımız ön çalışmalarda bu şekilde olmasının doğru olacağı yönünde kişisel olarak tatmin olduk. Ama bundan sonrası bu toplumsal bir meseledir, bu toplumsal bir konudur. Biz bunu tartışma zemini olsun diye sunuyoruz. Bugünden sonrası artık bütün sivil toplumun, bütün vekillerin, bütün toplumun görevidir. Gelinsin, konuşulsun, insan hakları uzmanı da gelsin, kadın hakları dernekleri ve aktivistleri gelsin, avukatlar gelsin, barolar birliği gelsin, savcılık zaten gelecek. Sosyologlar gelsin, psikologlar gelsin yani. Psikologlar gelsin, bizim... Bu mesele olur olmaz bugünden sonra. Ben onu bilemem. Ama benim içim, vicdanım şu şekilde rahattır. Bu toplumsal tartışmanın yaratılması için bir zemin açılmak zorundaydı. Ve biz bunun için bu adımı attık. Ha bundan sonrası artık siyasal partilerin sorumluluğundadır. Yani eğer böyle bir sıkıntı yoktur, aman da tepki geldi, bakın böyle de lanse edilecek derse, mecliste bekleyen onlarca yasa vardır. Onların arkasına girecek. Ama benim gönlümde yatan olayı böyle cımbızdan çekmeden bazı ifadeleri, işte 20 haftaymış da 10 haftaymış da işte orada gelişim olurmuş falan filan üzerinden değil. Doğrusunu bulabil, doğrusu da yok. Tamam. Burada bir virgül. Çünkü bu tam haftalara gelmişken. Evet. Sevgili Seyhan Yıldırım bir listecik yolladı bana. Türkiye 10 hafta, Fransa 12 hafta, Almanya 12 hafta, İtalya 12 hafta. Hollanda 13 hafta, evet. Portekiz 16 hafta, İspanya 22 hafta, Avusturya 12 hafta, Yunanistan 12 hafta, tecavüz ya da ensest ilişkiler halinde 19 hafta, gebelik riskiyle 24 hafta, Danimarka 12 haftaya kadar serbest ancak 4 kişilik bir hayat raporu gerekiyor. Çek Cumhuriyeti demiş, hastane raporuyla 12 haftaya kadar uygulanabiliyor. Ölüm riski varsa 26 haftaya çıkıyor. Belçika 12 hafta 2 Ekim'in onayı gerekiyor demiş. İyi yayınlar demiş tamam. Bize. Öncelikle Seyhan'a buradan merhaba demek istiyorum. Şimdi tabii benim de elimde koca bir liste vardı. Bütün dünyayı gösterin ve maalesef arabada unuttum yukarıya çıkmadan önce onu söyleyeyim. Bu tip işte hafta üzerinden tartıştığınızda bu gelir. Bu gelir. Ve kendisi de bir şeyler söyledi galiba bugün gözüme ilişti gazetede. Keşke de benim de Seyhan'dan arkadaşlığım dediğim gibi buradan da selam söylerim. Çok çok eskiye, çocukluğa dayanır. Arzu ederdim ki bir arasın Fazilet. Ya bir şey yapmışsınız. Benim aklıma yattı yatmadı bilmiyorum. Ama bir ver bakayım da ben de bir yorum yapacağım. Herkes kritiğini yapsın. Yapmadı okumadı nereden onu da bilirim biliyor musunuz? Şeyden eleştirisi var işte. Yasada değişecek o kadar anomali varken bunlara odaklanmayıp şuna odaklanmak. Bakarım nedir yasada değişecek anomali? İşte sağlık müdürlüğünden bahseder de öyle bir kurum yok ve dolayısıyla her şey anormal. Biz zaten anomaliyi fark ettik. Sağlık Bakanlığı olarak da düzelttik onu söyleyeyim sevgili Seyhan sana. Yani söyleseydim ben sana e-mail atardım. Yani o senin temas ettiğin sıkıntıları tabii ki biz de gördük. Ama şimdi buradan her yani kişiler üzerinden değil burada dostluğumuza binaen ben bu yorumu yaptım. Yok ya Seyhan affedin. Yani ya, dostluğumuza yani. Bir şey istesen de yazma Seyhan kuruma. Tabii. Biz bizeyiz zaten. Tabii ki hiç öyle bizim dostluğumuz yani şey üzerinden değil. Bunun getirildiği nokta. Şimdi Seyhan'ın bahsettiği ülkeler şimdi yanımda değil ezberimde değil. Ama birçoğunda da ne var bizim yasamızda olmayan biliyor musunuz? Kadının psikolojik, mental olarak bir stres altında olması. Yani sadece işte böyle tedaviye muhtaç bir sıkıntının da ötesinde. Biraz da sosyal ve dediğim gibi hazır olmama nedenleriyle yapmak istememesi de kriterdir.
bizim yasamızda bugün yani birazcık da toplumsal bir baskı da olabilir mi bu? Yani bizde haftanın ötesinde burada tartışmamız gereken kriterlerimizin de çok dar olduğudur. Bizde 10 haftaya geçirdiğimiz noktada bir tek fetüs ve anne için hayatı tehlike varsa gibi bir noktadadır ki bu saydığı birçok ülkede kriterler ondan da geniştir. Yani biz çok yönlü düşündük. Komite de bu. Komite diyebilir ki ya haftalar üzerinde değil kriterler üzerinde duralım. Komite diyebilir ki hayır haftayı bas koyalım kriter önemli değil diyebilir. Biz çok yönlü bir tartışma zemini yaratacak metin koyduk ortaya. Ve bu çerçevede tartışılmamasına ben üzülüyorum. Niçin diyeceksin bir de Kartal? Çünkü bakın birkaç gündür paylaşımlar var sosyal medyada falan. Ve işte şu kadar haftalık fetüsün konumu bu. Şu kadar haftalık fetüsün konumu bu. Biz niçin hiç konuyu buraya çekilmesini istemedik ve hep kadının doğurganlık hakları ve birey üzerinden tartışmayı doğru bulduk? Nedenini söyleyeyim sana. Şimdi bizim yasamıza göre 10 oraya hafta. Gelme yazmış Seyhan. ben Fazilet Hanım'a başarılar dilerim. Destekliyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben bir kişiye odaklanma konusunda çekimserim demiş. Fazilet Hanım bir eksikliğin giderilmesi için cesur bir adım atmıştır. Ancak biraz çalışma ister gibi. Katkı koy. Yani onu isteriz. Ben Seyhan arkadaşımı başımız üstüne komiteye çağıralım. Biz yani, geçmişte bilir misiniz ne kadar komitede böyle kişisel yani illa bir örgüt aldı altında değil görüş yollayanları bu kişi de bu konuda bir çalışma yaptı yani çağıralım. Olabilir yani herkes orada her şeyi görebilecek bir tabii gelecek, değil. Yani, tabii ki görüşünü koyun. Verecek yani genç dediğim gibi tabii ki o da hukukçu ben de hukukçuyum yani her gün yüzümüzü görürük benim yaptığım doğrudur diyebilecek bir lüksü mü var herhangi birinin ya da Tanrı mıyız ya da Kur'an'ı kelim kelamıdır bazı şeyler işte bunları konuşacağız tartışacağız. Ha nedir görünmek istemeyen? Olaya bir tek, bakınız olayın çok boyutu vardır. Yani kadının doğurganlığından ilgili kısmı vardır. Sosyal şartlar, kültürel şartlar vardır. Psikolojik şartlar vardır. Tabii ki tıbbi faktörler vardır. Çok geniş bir yelpazedir. Siz bu meseleyi sadece kendinizi tek bir noktasından konumlandırırsanız ve diğer boyutları görmezseniz yanlışa sevk edilme riskiniz artar. Neden diyecek olursanız. Mevcut yasamızda örneğin 10 haftalık gibi bir sınır çiziliyor. Yani 10 haftalıktaki sonra gebeliğe. Neden diyor 10 hafta? Yani neden, zamanında mesela yani mesela İngiltere 24 koymuş. Çünkü İngiltere 67'de değiştirirken yasasını. Yani eskiden orada da ceza suçtu. O dönemin koşullarında, o dönemin tıbbın gelişmesinde 24'ün bir fetusun anne karnından ayrıldıktan sonra tıbbi desteklerle de yaşayabilme ihtimalinin artık başladığı hafta olarak nitelendirilmesi nedeniyle o point of viability denilen orada bir çizgi çekmiş. Demiş ki yani çıktığında da tıbbi destekle ya da farklı yöntemlerle de yaşatabiliyorsa onun üzerine çok eksilim durumların dışına çıkmayalım demiş. Bugün Amerika'da birçok böyle bazılarda şeydir Amerika'da hep yasaktır. Amerika'da 73'te geçen Roe vs. Wade merak edenler baksın diye söylüyorum. Bir yasa vardır. Kadının kürtaj hakkını ortadan kaldırmayı anayasaya aykırı buldu. Ve o dönemde hatta bir dönem Amerika'da bütün eyaletlerde kürtaj tamamen serbest kaldı. Çünkü bütün yasal düzenlemeler anayasaya aykırı oldu. Ve o günden sonra eyaletler yasalarını revize etmeye başladılar. Ve orada da Amerikan Yüksek Mahkemesi de işte bu point of viability'yi daha çok baz alıyor. Yaşayabilirlik üzerinden eyaletlerin imkan sağlaması gerektiğini düşünüyor. Ha bazı baktığımızda internette şey bulabiliriz işte şurada yasak şurada yasak onları da söyleyeyim. Yani bu kadar tekniğe de girmek istemezdim ama mecbur kalmış hissederim kendimi. Yarın öbür gün Anayasa Mahkemesi'nin kararı dönerse trigger yasalar dediğimiz yasalardır bunlar. Oradan etkileşim olacak ve yürürlüğe girsin diye konmuş bazı yasalar var. Çünkü Anayasa Mahkemesi engeller yasak yapmayı. Şimdi anladım. Olur da o yasa Anayasa Mahkemesi yasağı bir gün kalkarsa bazı muhafazakar eyaletlerde var ama birçok eyalette de yok. Hatta son dönemde işte 3-5 ay önce Texas'ta bir mahkeme kararı şeyi de yasakladı. Yani sadece kadına kürtaj hakkı tanımakla yetmez. Eğer siz o kürtaşı ulaşılabilemeyecek kadar çok zor hale getirirseniz ve bir sürü kriterler koyarsanız ve aslında fiiliyatta klinik kalmaz bunu yapacak. O da anayasal hakkı ihlal eder. Yani demek istediğim yani çok detayda boğmayın ben izleyenleri. Bu mesele tartışılıyor, tartışılacaktır. Doğrusu yanlışı yoktur. Ve eğer buna tek bir bakış açısından bakarsanız işte
FETÖ'sün yaşam hakkından bakarsanız. Ben de şunu sorarım bizi izleyenlere. O önemsizdir demiyorum ama tek perspektif o değildir diyorum. 9 hafta 6 günlük bir fetus, cenin, neyse tırnak içinde çocukla diyeyim artık hep kelime kullanılır. O zaman bir hafta sonra o kategorinin dışına gidecek. O zaman o bir haftada onun hukuk prensibinde hakları ne olacak? Niye değişsin? Ha, bu konuda en tutarlı kesimi söyleyeyim mi size? Yani o yüzden dediğim gibi yanlıştır. Ya da bizim yasamızda şu an hala daha ileri haftalarda hamilelikler sonlandırılıyor. Şöyle bir meşru yasanın gerekçesi var. Fetüsün kalıcı bir hasar ya da hastalığı varsa ve bugün talasamiyalı olduğu için ya da engelli olduğu için de hamilelikler sonlandırılıyor. Ha, bunun içerisine kadının bakış açısını, kadının doğurganlık haklarını eklemlemezseniz ve o çocuğa bakıp bakamayacağını da tartışmazsanız öyle bir noktaya gelirsiniz. Ben de bunu sorgularım. O zaman yani böyle yaklaşırsak öjenik bir açıdan yani ne demek? Birey olarak engellinin ya da talasamiyalının daha hakkı mı var ki o zaman fetüsün talasamiyalısı ya da engellisinin daha tırnak içinde sağlıklıdan hakkı olacak ya da toplumsal faydası farklı olacak. Çok tehlikeli tartışmalardır bunlar. Bunları evet. Dediğim gibi kadının doğurganlık hakları yani nedir bu? Anne olup olmak istemediği ya da ikinci ya da üçüncü çocuğuysa olup olmasını istemediği, kaç çocuk doğurmak istediği, madden manen buna hazır olup olmadığının da çok önemli bir faktör olarak bu tartışmanın içine yerleştirilmesi lazım. Bir tek belirli bir perspektiflerden bakarsak çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Hele de bizim gibi toplumda. Bugün hamile kadına ne gibi maddi manevi destek verir bu devlet? Söyleyin bana. Vermez herhalde. Verir misiniz sen söyle. Yok yani bir de bu kadar hak talep ediyoruz. Başka bir insanın bedeni üzerinde böyle hiç çok da şey yapmadan herkes bir fikir söylüyor. Bakmadan, araştırmadan. Tenzih ederim. Bak, o noktaya ben bir şey söylemek isterim. Yani... Söyleyeceğiz ama biraz da sorumluluğun yoksa bir işte kritiği yaparken daha geniş bir perspektiften okuyup yapman değil mi sağlıklı olan? Evet, mesela özellikle yani şimdi yani bizim programın formatı da bu. Biz dümdüz konuşuruz burada. Kimse kimseye de şey yapmasın. Evet. Bu yasa önerisini verdiğiniz günden beridir öyle insanları görürüm ki öyle yorumlar yaparlar. Ulan ben bilirim sizin ne haklar ettiğiniz. Yani yapmayın Allah aşkına. Ya. Biz hepimiz bu yollardan geçtik ya. Yani nedir da şimdi çıktık ve her şeyi biliriz, sütten çıkmış ak kaşığız gibi konuşmalar yapılır bu ülkede. Bırakın doğru bir şeyler yapılıyorsa da doğru yapısın. Zamanında sen de yaptın bunu. Demek ki o dönem ona imkanın el vermezdi ya da ilişkin ona göre değildi, evli değildin, şuydu, evlilik dışını şuydu buydu. Bir sürü şey konuşabiliriz burada. Şimdi bu yollardan geçmiş insanların da çıkıp sadece süte garadır demek için eleştiri yapmalarına kimse kusura bakmasan saygıyla karşılamam. Özellikle o yüzden çok isterim bugün bu programı ve burada açık yüreklikle bunları konuşalım. Yani herkes birazcık kendine baksın önce. Bırakın iyi bir şeyler de yapılıyorsa yapılsın ha. Haftadır odur budur çok saçma bulurum. Kimse yanlış anlamasın yani 10 hafta olursa tamamdır da 11 hafta olsa yahu yani bunun işte bir bu insanlar bir şeye getirmişler bunu. Masaya kodular. İster yerik ister yemeyik. Ya da değiştiririk malzemesini. İster duzunu eklerik ister şeker koruk ama bırakın iyi bir şeyler yapıldığı zaman da yapılsın. Hep beraber yapalım yani. Anlamadım sevgili artık Kartal, bu işi. Bu benim zaten biz istesek yalnız başımıza geçirebilir miyiz? Yani bu masada tartışılsın ve dediğimiz boyutlarıyla tartışılsın. Tıp.org'u kadar psikoloğun da konuşmak olsun. İnsan hakları savunması. Mesela ben merak ederim. Yani neden mesela 10 hafta mesela çıktınız ve dediniz ki bu insanlara işte caniler şunlar neye dayanarak söylersiniz bunu? Ya ben bunu merak ederim mesela. Açıklasın bana biri yani bağlanabilirsiniz, mesaj da atabilirsiniz. Zaten elinizde bir telefon, Facebook'tan, FaceTime'dan da canlı yayındayız. Neye dayanarak bunu söylersiniz? Yani işte o yüzden yürüyemiyoruz biz bu ülkede. Neyse Metin Maraşlı yazmış. Devlet tarafından İngiltere'de çocuk yaşlarda olan hamileliği önlemek için korunma yöntemlerini ders olarak veriyorlar. Acaba istenmeyen hamilelikleri azaltmak için ne yapılması gerekir demiş. İşte konuşmanın başında işte. Söyledik zaten yani biz bunu zaten bir doğum kontrol yöntemi olarak görmüyoruz. Zaten yani bu, evet. Bu süreç yani bir kadın sırf kürtaj olsun diye istenmeyen bir hamileliği
yemi düşer kalır ya da bekler son hafta gelsin. Yani haftalar ilerledikçe prosedürün de tekniği de artar. Ama o da var. Bir dakika onu da söyleyeyim. Allah aşkına, yani, evet. Maalesef böyle bekleyip sonuna kadar işte ben senin bebeğini taşırım deyip de tehditkar tavırlarda bulunanları da yaşadık. Yani onu da gördük ha. Onu da söylememiz lazım. Yani, vallahi öyle insanlarsa da hayatınızda ilişkinizi de kesin. Öyle insanlardan yani. Bize denk gelmedi. Yani sizinkiz de demem doğru, yani. Böyle bir şey. Var öyle insanlarda. Bu ne kadar yani bir operasyona giriyorsunuz, bayıltılıyorsunuz, ayıltılıyorsunuz. Birkaç kereden sonra riskler vardır. Doğurganlığını bile yitirebilir evet. Bir kadın. Yani bu şaka şenlik bir şey değil ya. O öyle bir yapıldı. Yani keyfi isteyen olacak. Ne demek ya o yani. Bir sürü insan var hayatında belki bir kere başına gelmiştir. Ondan sonra çocuk ya da çocukları olmuştur. Evet. Ya, yani gerçekten bu şaka şenlik bir şey değil. Biz bunu şaka şenlik görmüyoruz ama bu ithamlarda bulunurken lütfen zeminde konuşalım. Herkes benimle aynı görüşte mi olacak? Ya mutlaka değildir. Yani, o da ama yani bir birliktelik ve yani bir şeyleri pozitif düşünelim. Birazcık bugün öyle çok şeyim yani etrafta. Ya sürekli böyle bir negatiflik var ülkede. Yani her şeye karşı bir mutsuzluk var. Her yapılan işte bir hata ararız. Her şeyi eleştirir ve durumdayız. Ve bir öfke nesnesi alırız. Yani olacak yani bir şeyden böyle biraz daha nefretimizi, güzellikleri ve doğruları da görelim. Hurriye Raşit yazmış. Ha, evet. Meliz Akçal mıydı tek kürtaj yaptıran? Günah keçisi oldu o kız. Öteki bayanlar nerede? Ayrıca Fetüs'ün babası ameliyat parası da ödemişken neden hiç sorumluluğu yok denemiş. Bu konuda çok tartışıldı aslında. Yani çok da buna çok fazla girmek istemem. Çünkü istinaftadır. Yani biz evet. 7 Mart'taki konuşmalarımızı yaptığımızda bazıları saptırıyor ne konuşurdunuz. Çünkü nihai bir mahkeme kararı vardı ortaya. Daha sonra istinafa gidildi. İstinafa gidildikten sonra ve bunlar da artık istinaf konusu. Hatta Melis Akçal'ın davası bu hafta içerisinde yanılmıyorsam yarın öbür gün bir günde. Tabii ki bu aşamada davanın detaylarını vesairesini konuşmak istinaftaki bir meselenin doğru olmaz. Biz zaten 7 Mart'ta kürsü konuşmamızda genel çerçeveden gerekçelerle ilgili sıkıntılarımızı ifade ettik. Ama sonrasında yani görüşlerimiz bellidir onu demek isterim ama artık istinafta olan bir süreçle ilgili de hoş değil, doğru değil. Ne kadar da vekil de olsak bir hukukçuyuk diyorsun. Yani tabii ki ama herkes için geçerli bu. Yani bununla ilgili dediğim gibi bakınız bu davaların önemli özelliği şudur. Bu sıkıntıyı kamusal alana taşıdı. Ama bundan sonrasını kişiler, bireyler üzerinden konuşmak kamusal menfaat getirmez. Bundan sonrasını vesile oldu diyeceğiz. Ne acıdır, kötü bir vesile oldu. Ve çok üzücüdür ki tek bir kişi günah keçisi oldu. Katılırım o anlamda. O veya bu gerekçelerden, mahkemedeydi, şehadetiydi, ispatıydı, kime dava konu. Yani hiç detaya girmenin bir anlamı yok. Şuna şöyle bakmamız lazım. Vesile oldu. 3 sene sonra, 5 sene sonra, 6 ay sonra benzeri toplumsal bir sıkıntıyı yaşamamak adına madem var bu sıkıntımız bunu tespit edip oturalım konuşalım bizim tek dediğimiz bu. Hı hı. Ama bunu dedik diye cani olduk katil olduk. Evet peki bence yeterlidir. Diğer maddelere de çok bence birazcık onlara bakalım. Mesela insan kaçakçılığı denilmiş. Altın maddede değişiklik önerisi vermişsiniz. Ben böyle hızlı hızlı okuyayım onları çalıştım ya dersime. İnsan kaçakçılığı, insan ticareti. Tartışsak da anlaşmasak ona razıyız şey zaten. Tartışırık anlaşırık. Nefret söylemi, çocuk düşürmeye teşebbüs, intihara teşebbüs, hamileliğin yasal bir şekilde sona erdirilmesi. Bu 6 madde üzerinde. Bunlar ceza yasasının altındadır. Evet ceza yasasının hala hazırda içinde olan maddelerdir bazıları. Bunlarla ilgili değişiklik önerisi evet. Verdiniz. Mesela insan kaçakçılığı neydi neyini değiştirecek? Evet. İnsan kaçakçılığı bizim ceza yasamızda hiç düzenlenmediydi. 100 yıl bir önce. Ara 1 TL'ydi galiba cezası bu. Öyle yani işte kişiyi böyle zorla mahkeme falan. Mükafat da verilmedi sana kaçırttın ya. Ciddi bir şekilde yani artık globalleşen dünyada suç örgütlerinin, mafyaların küresel zeminde hareket ettiği dünyada. Hele de bizim bölgemizde. Bugün yani etrafımız sıcak savaşın da olduğu insan hakları. Hele de bizim sınırlar da o kadar iyi korunur. Aynen öyle ki. Dönemde ciddi bir sıkıntıdır ve Birleşmiş Milletler'in bu yönde önlem alınmasıyla alakalı. Uluslararası bir sözleşmesi var. Türkiye'de bunu 2000 yılında yapıldı bu. İşte sınır aşan suç örgütleriyle alakalı bunun altında ek protokoller var. Türkiye 3 sene sonra mesela 2003'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdi. Biz de zaten bununla ilgili yasa önerisini geçen sene verdik. Hayır daha komitenin önündedir. Yani öncelikle bu dünyanın tespit ettiği sıkıntıdır. Bizde ne için yürümez?
Nedir sıkıntı? Yasa önerisini verirsin, bir sene sonra hala daha geçmez yani bu. İşte bizim, yoksa daha önceliklerimiz bizim arzumuz var. Aslında keşke geçici bir komite korusaydık sırf bu işler için. Bu yasa bitsin, bundan sonra geleni de alalım. Hep bu böyle insani meselelerle alakalı olarak. Bu arada bu şey ceza yasasıyla ilgili bir ad hoc komite falan oluşturacaksınız. Ya tabii ben, şey. Benim endişem nedir bilir miyim? Neyse detayını birazdan yaparız. Bu yüzeysel, derinliksiz tartışmalar. Öyle bir boyuta geldi hafta sonu. İzledim. Şu anda, yani. Şu anda ben bugün onları. Yani meclisteki tendans vekillerin yani ne? Özel komite kurmasak da olur, verilsin girilsin gibi bir yaklaşım mı ben üzülerek bugün gözlemledim. Nihai değil. Yani biz anlatmaya çalışıyoruz. Bakın diyoruz. Yani bu bir komitenin gündemine girip haftalarla, aylarla, belki de yıllarla sırasını bekleyip sonra seçimlerde kadük olmaması gereken bir mesele. Çünkü bu gerçekten çok insani bir mesele ve bundan ilgili bizim gerçekten özel bir komiteye ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde herkesi de dinlesin, notlarını alsın, değişikliklerini yapsın ve bu bitince burada kalmayacak. Dediğim gibi işte gayrimeşru çocuklarla ilgili, verasetle ilgili, başka diğer konularla ilgili, hatta o komitelerde konuştukça bize gelecek konularda da yasa önerileri hazırlasın. Bu komite harıl harıl bu alanda toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, çocuk hakları ile ilgili olarak çalışsın. Yani dediğim gibi son birkaç günde öyle yani yanlış yönlendirildi. Yani birazcık havlu atıyor gibi meclis. Galiba öyle. Dediğim gibi biz konuşacağız, vekil arkadaşlarımızla ikna etmeye çalışacağız. Olabilir ki kabul etmezler. İvediliğini isteyeceğiz o zaman. Ama olabilir ki komite gündemine gelmez. Ama ben bunu bugün kendi vicdan muhasebemi yaptım Kartal. Yani ben düşündüm, yani ben bunu düşündüm ki bir yenilgi olarak algılar mıyım, fazilet olarak algılamam. Ben beni yok, seçen insanlar var. Partim tabii ki, yani beni illaki şahsım değil, partime ve bana destek veren insanlar var. Diğer partilerde olduğu gibi. Benim bir, hele de bir kadın, yani dört taneyiz zaten. Bir kadın vekil olarak belki de birçok alanda diğer kadın vekillerden de o yüzden daha fazla sorumluluk da hissederim üzerimde. Çünkü daha az duyulan bir sesin, daha ikinci plana atılmış bir sesin de aslında yansımasıyız biz mecliste. Konu eşitlik olduğunda. Her ne kadar da eşitlik denilse de. Ve ben o sorumluluk adına bu mücadeleyi Doğuş arkadaşımla birlikte alıp bu noktaya getirdiğimizi, bütün bunların da söyleneceğini de 3 aşağı 5 yukarıda öngörürdük. Ama biz, yani bizim içimiz rahat, biz doğru olduğuna inandığımız, konuşulması gereken bir şeyi doğru zeminde konuşulması için bir zemin açtığımızı düşünüyoruz. Yani o 20 elimizde, değil de 14 olursa sizin öyle bir takıntınız yok yahu, değil mi? Zaten yani hafta takıntımız yok yahu. Bizim evet. İnsani bir açıdan olsun. Yani tamam. Başka ülkelerde ona sınırlama da yok ama ne der? Dediğim gibi sosyal içerikler, psikolojik nedenler der. Dediğim gibi İngiltere 24 der, Kanada hiç yok der. Yani öyle bir şey ki bu. Diyemezsiniz. Budur doğrusu. Şu ülkedekidir de örnek alın. Biz bunu getirdik. Mücadelemizi de vereceğiz bunu anlatmak için. Hani pes etmek olarak da anlatılmasın. Elimden geleni de yapacağım. Doğuş arkadaşım da elinden geleni yapacak. Getirebildiğimiz noktaya getireceğiz. Getiremediğimiz anda, yani en nihayetinde demokrasi, siyaset de budur. Yani yok derlerse toplumunda de böyle yok bir yani talebi yoksa ya da biz çok aksi bir şey yaptıysak. Yani ben öyle düşünmüyorum ama hiç alakası yoksa da, hiç toplumun beklentilerinden, taleplerinden böyle bir sıkıntımız da yoksa ve partiler de o yüzden önem vermeyeceklerse artık bir yere kadar, en azından ben başımı yastığa koyduğumda böyle çok şey oldum. Sevmem de bu konuşmalar ama gerçekten bugün biraz duygusal da bir gün yaşadım. Onun da etkisi var. En azından bir kadın olarak, bir anne olarak, bir vekil olarak ben vazifemi yaptım, yapmaya da devam ederim. Bugünden sonra da yaparım. Mücadele ettiğin her şey de olmaz işte. Yüz ya korsun, tabii ki yani şey yok alırsın, o oradan 20'sinden, oradan bir yani şeyimiz yok. Ha yeter ki gerçekten çağrımdır, daha vakit vardır. Böyle bir sakinleşelim ve ne yani din anlatabilir. Hayır ya, nereye misin tepki veririz onu bir öğrenelim ya. Yani benim hafta sonu gerçekten sizin bu şeye çok mesai harcadım ben de. Özellikle yani okurum. Yani bakarım ya, aldın baktın sen bu yasa önerisini. Genel gerekçelerini inceledin. Bunun ne der be bu insanlar? Hayır. Bu şöyle bir örnek vereyim. Bir haber çıkar. Haberin başlığını görür. Ve altına dizer millet yorumu. Ebe oku be ne yazar.
Oku bir de, çünkü o yazdığın eleştiri var ya, aynısını yazmış adam haberin içinde. Ama maalesef bizim toplumumuzda böyle bir gerçekten anlamakta da zorlanırım. Böyle bir refleks vardır, sürekli bir negatif refleks vardır. Bunu da öyle olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla insanlarımız bunu yani dağıdın ya da ne bileyim ben. Tabii meclisin sayfasına artık bulunabilir formatına. Verin bize internet sitelerinde koyalım. Meclis formatına, çünkü biz ham halde verdik. Bakalım. Formatı var meclisin. O formatı oturttu meclis. Hı hı. Ve zaten meclisin web sitesinde bütün yasalar gibi erişebilirliği vardır. Size verdim, ayrıca mail de atarım. Yani konuşalım, bizim gözümüzden bir şey kaçtı, bir şeyler eklenecek, bir şeyler çıkacak. Yani sıkıntıyı tespit ettiysek yürüyebiliriz, yolun yarısıdır. Ama dersek ki böyle bir sıkıntı yok da nedir uğraştığınız ya da yapılmaz, zaten acaba yola çıkamazsın. O düşünce de yani yoktur ya, o düşünce yani nasıl, bu bir sıkıntıdır tabii ki. Yani ama bu yani konuda bir de düşünüyorsa... şey enteresan geliyor bana, bu tartışmalarımı gördüğümde tutarlı olmamız lazım diye düşünürüm. Yani bir fikirde oluşturacağımıza bir tutar olacak. Az önce sana örnekler verdim. Yani bu tek noktadan bakılacak bir şey değil. Bir türlü boyutu vardır. Bu noktada da en tutarlılar Katoliklerdir. Katolik kilisesidir. Neçin? Prensip olarak katılman ayrı bir şey. Prensip olarak Tanrı çocuğu madem rahme koydu, ona girdiği andan, yani bununla tartışan şeyler vardır, disiplinler vardır ve bazı ülkeler vardır bu yolda kararını veren. Vatikan'da yasaktır mesela kürtaj. O yüzden haftasına, ayına, saatine, kadın hakkına, çocuk hiçbir şeyine girmez. Bu işler oldu, Tanrı'nın işidir. O zaman. Bir haftalık, iki haftalığı yoktur, doğuracan der. Ha bu kendi içinde katılmazsınız, tutarlı bir pozisyondur. Karşıyım der. Birinci gün, ikinci gün, kırkıncı hafta fark etmez. Doğacak o çocuk der. Ama biz de bakarım, tutarlı da tartışmayız. Yani bir yandan yasak olmasın deriz, bir yandan kadın haklarından bahsederiz, bir yandan başka şeylerden bahsederiz. Ama aniden bir yandan bunlar tartışalım diyenleri cani ya da böyle vicdansız ya da böyle çocuk katili olarak mimleriz. E nasıl bir şeydir bu, tutarsızlıktır bu? Yani gelin oturalım, dediğim gibi konuşalım. Yani bunun çok boyutu var. Ve nasıl geldik bu noktaya? İnsan kaçakçılığı bugün bölgemizde çok büyük sıkıntı. İnsan hakları raporlarında Kıbrıs'ın kuzeyinden ilgili ciddi olumsuz tespitler var. Detaya girmeyelim. Siz de haber de yaparsınız. Bizden iyi bilirsiniz. Yani, ama biliyorum yani. Bizim yani buna dair söyleyecek bir şeyimiz yok. Bizim polisimiz de bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Ve evet, maddi doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak maddi menfaat karşılığı kişileri ülkeye sokan, barındıran, çıkmasını sağlayan kişileri evet biz ağır bir şekilde cezalandırmayı hedefliyoruz. Hele de çocuksa o muameleye tabi kalan ya da hayatlarını... Çünkü neden? Özür dilerim ama yani organ mafyasına döner iş. Tabi o da var, organ içinde yani var. O çok büyük sıkıntı. Hatta güneyde bu konuda da bir haber yapmışım, ondan biliyorum. Bu Bulgar, Rus, Doğu Bloğu ülkelerinden çocukların kaçırılıp, yani güneydeki bazı çocukların kaçırılıp organlarının satıldığı da biliniyor. Evet, var yani. Ve hatta o işi yapmak üzere birkaç grubun geldiği ve kuzeye de geçtikleri ve burada bir dönem alarm yaşandığı da biliniyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli sorunlardı. Yani bunları... Evet, bunlar tartışılmalı ve bunlara çok ciddi ceza verilmeli. Evet ve ne getirdik biz mesela? Örneğin o dediğinden yola çıkarak insan ticaretinde onu işledik. Ve her kim bir kişiyi zorla çalıştırmak, bakın zorla çalıştıran insanlar var bu ülkede. Yani atıp pencereden kaçmak için kendini öldüren, sakatlanan insanlar da var. Zorla çalıştırılmak veya fuhuş yaptırmak veya hizmet ettirmek veya esarete tabi kılmak veya vücut organlarının verilmesini sağlamak amacıyla... Tehditle, baskıyla, zorla ya da kandırmayla ya da nüfuzumu üzerinde kötüye kullanarak sevk edersen, getirirsen bir yerden bir yere, insan ticareti adı verilen buna ağır bir suç olduğunu söylüyoruz. Dediğim gibi eğer 18 yaşının altındaysa bireyler, öyle baskı zorlama kriterleri de aramıyoruz. Zaten 18 yaşının altındaki çocuk, onu çok daha kolay manipüle edersin, getiriyoruz. Onun dışında dediğim gibi işte intihara teşebbüsü suç olmaktan, biraz önce söylediğim nedenlerden dolayı çıkarıyoruz. Kadının kendi çocuğunu düşürmeye teşebbüsünü ceza kapsamından çıkarmadık, onu da söyleyeyim, orada da yanlış bir algı var. Bütün bu getirdiğimiz kriterlere, yani dediğim gibi
paydaşlarla, sivil toplumla yani tartışılacak. Yani kadın çocuğu düşürürse. Yani geldik öyle bir noktaya ve neyse koduğumuz kriterlerle onun da dışında hala daha kadın. Öncelikle bunu kadına yapanlar bütün o kriterlerin dışında hala daha varsa ve yapıyorsa doktor olabilir, hacı hoca olabilir ama her türlü şey var. Yani böyle yokmuş gibi davranırız. Bazen böyle biz Kıbrıslıyız bizde yok deriz ama neyi? Yani çok. Yok ha. Yok ben ona çok karşıyım. Anladın sen beni ha yani eğer bu kriterlerin dışında hala daha ne sıfatla olursa olsun müdahale edilirse bir kadına bu hala daha suçtur. Hala daha 14 yıldan cezalandırılır. Dokunmadık o maddeye. Yani bu davalarda gündemde olan maddeye biz dokunmadık. Ama nedir? Kriterleri daha toplumun ihtiyaçlarına, insan haklarına ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirelim ki mümkün olduğunca az insan bu kriterlerin dışında kalsın. Ama hala daha birileri bunu istismar kapısı yapacaksa, birileri bunu para kazanmak için bir araç gönderecekse 14 yıla kadardır o maddeye zaten dokunmadık. Ha kadın bunu kendine yaparsa ya da yaptırılmasına izin verirse oradaki suçu bir nebze azalttık. Çünkü her halükarda da zordur bir kadının. Çok daha travmatik bir süreç sonucudur. Bütün bu kriterlerin dışında da yapmasa ama hala daha suçtur. Ama şöyle de bir şey koyduk. Eğer bir şekilde mahkemeye ikna ederse ki tehdit altında, baskı altında, şiddet altında, yani mecburen yaptı. Hı hı hı. Yani kriterler var. O zaman en azından bir savunması olsun. Bu kadının gibi kriterleri anladım. Getirdik. Tecavüz sonucu olan hamileliklerin sonlanabilmesi adına bir kriter getirdik ki bugün bu Türkiye'de de dünyanın birçok yerinde de haftalardan bağımsız olarak eğer tecavüz bir suç sonucu o hamilelik meydana gelmişse çok daha rahattır koşullar, kriterler. Bizde şu anda o da yoktur. Bizdeki tek kriter 10 hafta, 10 haftanın üzerinde de çocuk ya da annenin sağlığı yani hayati anlamda tehlikede olacak ya da işte fetusun doğduğunda ciddi kalıcı bir hastalığı olma ihtimali olacak. Bunun dışında kriter de yok bizde. Olmadı mı 2-3 sene önce 14 yaşında tecavüze uğramış bir çocuk? Tam aklımdan geçerdi şimdi onu söylüyorum. Doğurtulmadı mı? Yani ben işte yani bunları biz gerçekten oturup konuşulabilelim. 100 sene önce inançlar farklıydı. Yani aslında biz galiba modern görünürük de işimiz hikaye pek de modern bir toplum değiliz galiba gelmeye başladı. Yani biz böyle acaba tabularla mı yaşarık? Bazen kendi kendimi de yani görünce yapılan işlere karşı verilen tepkileri tam ya konuşuruk ama aslında biz kendi içimizde çok kapalı bir toplumuz galiba ve aşamıyoruz bazı şeyleri. Bilmem öyle özellikle bu konuları ki ortaya koydunuz. Hay insanlar mesela benim böyle bir turlarım vardır. Kimdir konuk falan filan ne konuşacaksınız? Bugün insanların bu konuda konuşmaya çekindiğini de gördüm ben mesela. Bugün gerçek yani öyle önemli bilgilerine saygı duyduğum abilerim, ablalarım var. Öyle onlarla bir işte bir kahve içerine bir konuşuruk. Yahu boş ver yahu falan gibi tepkiler gelince dedim bana Allah ne dedi Allah. Bazı doktorlar bilir misiniz tepki gösterin bazı abiler ablalar dediğimiz konuştuğumuzda. Yahu ne dürtersiniz zaten yani birkaç yerden duydum ha tek bir yerden duysam onu bir istisna varsayabilirdim ama böyle 2-3 yerden duydum yani ya çalışan ya bilen ya da kendisi yapan. Zaten şimdi 12-13 haftalık oldu da çok zor durumdadır gıcağız yapardık ya. O zaman? Nasıl? Şimdi herkes bizi yiyor kriterleri tıp doktorlarının bir kısmı hepsi demeyeyim buna tamamen böyle cenin fetüs şey üzerinden bakar. Ama sonra da duyuyoruz ki zaten idare edilirdik aşımayın. Olur mu ya o yani bir ceza yasası idare edin üzerine kurulabilir mi? İdare edilmeyenlere dava okunacak, idare edilenler yapacak, idare etmeyenler doğuracak. Yani niye biz bunun bir sıkıntı olarak tespit edip tartışmıyoruz? Ha tartışırız günün sonunda yazdığımız şekil değil başka bir şekil olur. Görmediğimiz, bilir misiniz mesela ben ne yoktur koymadık sonra da pişman oldum. Dedim anlatamayacağız bunu ama bugün dünyada doğurganlık hakla Dünya Sağlık Örgütü'nün kaynaklarından söylerim size. Şunu da baz alır ve İngiltere'deki yasa da mesela bunu alır. İşte o Belçika falan sevgili Seyhan dediği ülkelerinde birçoğunda vardır bu. Haftadan bağımsız olarak söylerim bunu. Umdalı beni çıkaralım o hafta işini kafamızdan. Aynen öyle anladım. Şunu anladım. Der. Kadının hayattaki mevcut çocuklarının da muhtemel psikolojik ya da fiziksel risklerini de göz önüne alır doktor der.
Neden? Çünkü örneğin bugün atıyorum özel ihtiyaç ilgi isteyen bir çocuğumuz var, ikinci ya da üçüncü bir gebelik, mevcut çocuklarınızın eğitim hakkı, sağlık hakkı, ilerideki bütün haklarını da olumsuz yönde etkileyebilir. Ya da aynı şekilde sıkıntı... Bunu koymadınız, keşke bunu koyaydınız ha. Nasıl? Da bunu nasıl anlatacaktık? İşte ben bu, inanın gerçekten... Bunu anlatamıyoruz, onu nasıl onu anlatamayacaktık ve ben ne düşündüm bilir misiniz? Komiteye geldiğinde hani deyim, yani girebilir, madde oradadır. Yani bakın deyim, biz yani konuşmuyoruz bunlar, olayın bir de boyutu var. Yani dünyada gelişmiş ülkeler mevcut yaşayan çocukların hakkını da koruyor kürtaj meselesinde. Ve eğer gebeliği sonlandırmamak, gebeliği sonlandırmaya nazaran daha çok zarar verecekse ailedeki bir çocuğa, birçok nedeni olabilir. Bunu da kale aldırtıyor uzmanlara. Ve inan yani çok şey yaptım. Nasıl anlatacağız? Bu çok daha teknik. Bunu böyle örnekleyerek yapmak lazım. Çünkü düşünün, 3 tane çocuğunuz var. Bir, planlamadığınız hamilelik. 4. geliyor ve siz bakıyorsunuz işte eğitimi, hayat koşulları, mevcutları idame edemeyeceğiz. Nasıl yapacağım? Ya da özel ilgiye ihtiyaç olan bir çocuğunuz var. Ya da doğuracağınız karnınızdaki fetusla ilgili bir sağlık ve madden manen ciddi bir süreç gerektirecek sıkıntılar tespit edilmiş bir fetus var. Bununla ilgili de kale alınırken dünyada bir sala daha bugün ne acıdır ki? Haftayı konuşalım. O zaman da o olurdu, bu zaman da hafta üzerinden. O yüzden ben çok önemsiyorum bu arada. Farkındayım, sonuna doğru geliyoruz geldik. Programın. Yırtınıyor kadar. Bitiriyoruz tamam. Olayı. Tamam bitirelim. Ben o yüzden yani dediğim gibi %100 hem fikir olup olmama değildir mesela. Ama ben senin bugün yaptığın gibi bu konuyu doğru zeminde tartışalım, görüşlerimizi verelim ve buna imkan sağlansın önemliyorum. O yüzden sana ayrıca teşekkür ediyorum. Bir madde daha vardı, onu konuşmadık. Günü gelince konuşuruz. Bir dahaki programı yaparız onu. Nefret söylemiyle ilgili. O zaten yasada olan ama pratikte çalışmayan bir maddeydi. Onu daha çalışır bir hale getirmeye çalıştık. Tekrar bir program yani yaparız, konuşuruz. Buna onları. İhtiyacımız var ve ben ayrıca sana yani teşekkür etmek isterim. Bu konuda en azından bu zemini sağlamak açısından, duyarlılığın için. Yoksa kimse kimsenin aynı fikirde olmak zorunda değildi. Zaten en büyük sıkıntımız da odur. En büyük sıkıntımız da odur. Ben yaptım olurum diye düşünürüz ama bakalım. Evet sevgili izleyenler, Ayaküstü Bir Saati bu akşamlık noktalıyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Kadın Milletvekili Fazilet Özden Efe bizlerle birlikteydi. Ceza yasasında değişiklik önerisi getirdiler Cuma günü sevgili Doğuş Derya ile birlikte. Bunu meclise sundular. Neydi bu ceza yasasında? 6 maddede değişiklik önerisi vardı. İnsan kaçakçılığı, insan ticareti, nefret söylemi, çocuk düşürmeye teşebbüs, intihara teşebbüs ve hamileliğin yasal bir şekilde sona erdirilmesi. Neredeyse linç ediyoruz. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ve konuşulmayanlar var. Evet, biz böyle üstün bir ırk falan da değiliz Kıbrıslılar olarak. Bizlere bir takım sıkıntılar var. Lütfen önce bir anlayalım, bir okuyalım. Ondan sonra da eleştiri yapalım. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Vekilim, teşekkürler. Ben teşekkür İyi akşamlar. Ederim.